Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün saç bakım yapacağım ve saç bakımımı sizlerle yapacağım. Saçlarımı şöyle yıkadım. Normalde saç bakım yıkanmadan önce yapılır. Ben tam tersini yaptım. Nedenini de anlatacağım size. Öncelikle nelerle bakım yapacağımı söylemek istiyorum. Şöyle bir saç maskem var. Yeni aldım. Alışken de bakım yapayım dedim. Şöyle, şunlar bakım şeyleri, topları olarak mı geçiyor? Öyle bir şey. Hair care. O yazıyor. Bir de şöyle bir bakım yağım var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakım yaparken bunun olması şart değil arkadaşlar. Yani herhangi bir bakım saç maskesi yapabilirsiniz. Ben size püf noktasını söyleyeceğim. Bakım yaparken nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Yani herhangi bir saç maskesi olabilir. Şu olur ya da olmaz. Ama ben koyuyorum. Bunun da biraz faydası var yani. Ve bakım yağı da bu benim kullandığım ürün olmasa da olur. Ben mecburiyetten bunu kullanıyorum. Benim düzenli kullandığım bakım yağı var. Sürekli zaten size söylüyorum. O bakım yağından şaşmam. Bu elimde olduğu için şu anlık bundan kullanacağım. Yani herhangi bir bakım yağı da olabilir. Yani şart değil bu markadan olması. Şimdi size bakımın püf noktası, nasıl bir yol izlemem gerektiği, nasıl bir yani kendi bildiğim yöntemi sizle paylaşacağım. Şunu da söyleyeyim, ben bir uzman falan değilim. Sadece bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Mutfağa geldim çünkü orada oturup size gösterebileceğim bir alan olmadığı için mutfakta hazırlıyorum. Şöyle şundan bir miktar bunun içine ekledim arkadaşlar. Hatta biraz daha dökebilirim. Ne kadar güzel bir şey bu ya. Baksanıza. Şimdi bunu karıştıracağız. İyice karıştırmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, size bahsettiğim videonun başında da püf nokta dediğim yer neresi biliyor musunuz? Yani normalde saç bakımı yapanlar kuru saçına bakım yaparlar. Ama ben tam tersi saçlarımı ıslattım. Şöyle. Zaten duştan çıkmıştım ve kurumuştu. Ekstradan yine ıslattım ben saçımı. Hatta ıslatıyorum şu an. Islak saçıma bakım yapacağım ve yani 1-2 saat değil de daha uzun. Hani bekletebildiğiniz kadar, ne kadar uzun bekletebiliyorsanız o kadar bekletebilirsiniz. Ben şimdi öğlen namazını kıldım. Sonrasında namazdan sonra hemen bakımımı yapacağım. Akşam ezanına kadar bekleteceğim. Akşam ezanı okunmadan önce saçlarımı yıkayıp abdestimi alıp akşam namazını kılacağım. Hani ona göre ayarladım. Yani ne kadar süresini uzun tutarsanız sizin açınızdan o kadar iyi olur. Şimdi hazırlamış olduğum şu maskeyi saçıma ekleyeceğim. Saç diplerimi değdirmeden yapacağım bunu. Çünkü saç uçlarını güzel onardığını düşünüyorum. O yüzden saç diplerini değdirmeden yapacağım. Elimden geldiği kadar. Hadi bismillah başlıyoruz. Şöyle iyice süreceğim maskemi. Saç diplerini değdirmeden. Bu saçlarınızı hem onaracak, hem parlaklık verecek, hem de ipek gibi yumuşacık yapacak. İşte bakalım, bekletebildiğim saate kadar bekleteceğim. Şimdi biraz da şu tarafa yapalım. Dediğim gibi ıslak saçınıza uygulamanız gerekiyor. Bir spreyin içerisine, herhangi bir sprey kutusunun içerisine konuşamadım. İçerisine su doldurup saçınızı ıslatabilirsiniz ya da ne bileyim benim gibi suyla elinizle ıslatabilirsiniz. Ama ıslak saçta olması önemli yani. En püf noktası o. Islak saçınıza bakım yapacaksınız. Kuru olmayacak yani.
saçlarım dökülüyor, inanılmaz dökülüyor. Özellikle bu son zamanlarda bende inanılmaz bir saç dökülmesi olmaya başladı. O yüzden bakıma ihtiyacı var yani şu an saçımın. Şimdi canlarım, şu bakım yağını saçıma uygulayacağım. Elinize bir miktar sıkacaksınız, tamam mı? Şöyle saç diplerine bu da gelmeden saçımıza yedireceğiz. Saç diplerine değmeyecek arkadaşlar. Yedirdikten sonra şimdi saçlarımı tarayacağım. Tarayıp öreceğim ve bekleyeceğiz artık. Yani ben de çok heyecanlıyım. Bence çok güzel, ipek gibi olacak, yumuşacık olacak, inanıyorum yani. Şimdi saçımızı tarayacağız. Tarakla da iyice yedirmemiz gerekiyor saçımıza. Yani tarakta büyük bir etken bu bakımda. Saçlarım halen dökülüyor. Tararken bile dökülüyor, biliyor musunuz? Evet. Baksana nasıl dökülüyor saçım. Paramın arasında parmağım sıkıştı. Elim kaydığı için elim şu an yağlı ya, kayıyor. Tarağın arasında kaldı. Saçlarımı şöyle ördüm. Ve bekleyeceğiz arkadaşlar artık. Bakalım. Yemeğimi yedim. Şimdi birazdan gidip saçımı da yıkayacağım. Ondan sonra sonucu çok merak etmiyorum aslında. Çünkü şimdiden belle dokununca bile hissedebiliyorum yumuşaklığını. Armin okuldan geldi. Ben sabah duştan çıktım. Şimdi sadece saçımı yıkayacağım zaten. Tekrar duşa girmeye gerek yok. Böyle. Ay nasıl uykum geldi. Yine nasıl uykum geliyor. Ben ne yiyeceğim? Sen git. Armin bir dokunsana. Aha, yumuşacık. Ne kokuyor? Kokla. Çok güzel. Siz de koklayabilirsiniz. Bu sakın kaşınmaya başladı ama. Nasıl kaşınma var? Derin sürmedim ama yine de kaşınıyor. Neyse, hadi saçımı bir yıkayayım da geliyorum arkadaşlar. Evet, dıdırıp dıf. Hadi gel anne. Anne bir kapanış yap bakalım. Ne kapanış? Şöyle elinle kapat. Ha. Dıdırıp dıf dıf. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Bütün samimiyetle söylüyorum. Samimi olamadım herhalde. Aa. Ama baksanıza. Yumuşacık oldu. Bak yumuşacık. Dur baksana güzel parlıyor. Siz de deneyin. Emin olun. Bana dua edeceksiniz. Vallahi diyorum. Bak o kadar güzel oldu ki. Yapılması gereken tek şey ne biliyor musunuz? Sadece ıslak saçınıza uygulayacaksınız maskeyi. O kadar. Baksanıza. Arkadaşlar. Bakın. Tek kelimeyle mükemmel. Bir de yani düşünsenize. Hem parlaklık veriyor, hem bakım yapmış oluyorum. Hem de Line'ye bakmış oluyorum. Şu an Line'ye bakıyorum. Size de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Line'in suyuyla o kadar zor ki dikkatim dağılıyor. Öyle bence mükemmel oldu. Şimdi namazımı, abdestimi alıp namazımı kılacağım. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Benden bu kadar. Bayıldım. Gerçekten mükemmel oldu. Her neyse sizler için daha çok bildiğim bakım yöntemleri var. Farklı yöntemler. Onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum.
Daha fazla böyle bakım videoları gelecek. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.